Dostlar valla şansımıza ekran kartı fiyatları düşmeye başlamışken dolar arttı. E haliyle piyasa da etkilendi. Ama merak etmeyin, alternatif yeni nesil grafik kartlı bir sistem var arkamda. Kim bilir belki hoşunuza gider. Selam Yüksek Frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İnce Hesap'ın hazırlamış olduğu fiyat odaklı sisteme yakından bakacağız. Acaba günümüz koşullarında ekran kartıyla birlikte nasıl bir performans sergiliyor? Beklentilerimizi karşılayabilecek mi? Sürpriz oyunlarla birlikte testlerini yapacağım. Valla ben de heyecanlıyım, dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Gelelim sistemin beynine. A320M A Pro anakart tercih edilmiş. Yine bu anakartta da izole edilmiş ses kanadı var. Altın kaplama kapasitörlerle geliyor. 2 adet bellek slotu var. VRM tasarımı giriş seviyesinde. Zaten A320 anakart. Overclock vesaire muhabbetlerine girmeyecekseniz iş görecektir. VRM için ekstra soğutucu tercih edilmemiş. Şimdi bu tarz anakartlarda önemli olan kaç adet fan çıkışının olduğudur. 1 adet işlemci, 1 adet de sistem fan çıkışı koymuşlar. Ekstradan fan çıkış portunun olmasını isterdim. M.2 SSD tabii ki bağlayamıyoruz. Genişleme yuvası 1 adet olduğu için bunu değerlendirebilirsiniz. Toplamda 6 adet USB portunun olması gayet ideal. HDMI çıkışımız da var. Daha önce hiç bu kadar ufak bir ekran kartı gördünüz mü? RX 6400'den bahsediyorum. Metal bir gövdeyle geliyor. Soğutucu tamamıyla chipseti kaplamış. Aynı şekilde komponentlerde de termal pad olduğunu görebilmekteyim. Sadece 2 adet çıkış koymuşlar dostlarım. Acaba performansı nasıl? Dostlar böyle bir sistemde bütçe çok zorlanmasın diye 8 GB'lık bellek tercih edilmiş. 3200 MHz ve CL16. Metal soğutucu blokla gelmesine sevindim. Gerçekten şık ve parlak bir görüntüye sahip. Dostlar SSD'ye gelecek olursak SLC tipi tasarlanması uzun ömür açısından da iyi düşünülmüş. Fakat kapasite olarak 240 GB Trident TLC ile geliyor. En azından bir oyuncu için yeterli performans sunacaktır. GP550 yani 550 Watt 80 Plus bronz bir güç kaynağıyla geliyor. 8-8 toplamda 16 pinlik PC Express konektörümüz var. Ben genelde Sharkoon FPS gibi güç kaynakları tercih ediyorum ama Game Power'ın bu modelinin fiyatına göre epey ağır olduğunu belirtmeliyim. Öyle boş, basit bir şekilde geldiğini düşünmüyorum. Büyük bir fan tercih etmişler. İçinde 2+1 büyük soğutucu blok var dostlarım. Aynı zamanda sigorta da bulunmakta. Yani sıkıntı çıktığı zaman direkt kendisini kapatır. Kablo kalitesi de hiç fena sayılmaz. Kasayla alakalı şunları söyleyebilirim. RGB esintilere sahip olması hoşuma gitti. Toplamda 3 adet RGB fanla geliyor halka tasarımda. Fan yapraklarında özel çıkıntılar var. Hava akış noktasındaki performansını zaten değerlendiririz. Anakartta çıkış olmayanlar için hem 3000 hem de Molex çıkıntısı koymuşlar. Sonradan 1 adet fan aşağıda koyabiliriz. İstersek yukarıya 2 adet fan da koyabiliriz. Yani genel olarak giriş seviyesinde olsa da bazı detayları es geçmemelerine sevindim. Mesela fanlarda titreşim önleyici kauçuk var. Çok kalın bir sajla geldiğini söyleyemem. Bayağı hafif bir kasa. Bence en büyük eksikliği alt tarafa tozluk koymamışlar. Dostlar kasada ek SSD yuvaları olmasına sevindim. 4 ya da 8 pin bağlantı için buraya yuva koymamışlar. Aslında sistem çok hafif. Masada da yer kapladığını söyleyemem. Böyle kolayca taşıyabilirsin. Reset tuşu olmasa da tek bir tuşla RGB efektler arasında geçiş yapabiliyorsun. Tabii bu kontrolü sadece ön panele koymuşlar, fanlara koymamışlar. Bilmiyorum tasarımı nasıl buldunuz? Benim için daha çok sizlerin yorumları önemli. Şimdi isterseniz en heyecanlı kısma geçelim. Performansı nasıl? Dostlar şimdi BIOS ekranına girdik. Buradan yapmanız gerekenler Resizable Bar'ı aktif etmek. Overclock kısmına geldiğinizde de profil 1 ya da 2 aktif edebilirsiniz. Zaten sistemi satın aldığınızda bu ayarlar yapılıyordur. Bu şekilde kaydedip başlatmak yeterli. Dostlar sistemin asıl teknik özelliklerine geçtiğimizde işlemcimizin 4 çekirdek 8 izlek olduğunu görebiliyorum. Çarpan kilidimiz tabii ki sürekli değişiyor. Şu anda 41'e kadar çıktı masa üstünde. Gecikme süreleri çok yüksek değil. Ekran kartına geçtiğimizde 4 GB GDDR6 Micron belleğe sahip olduğunu görebiliyorum. Genelde boşta 54 derecelerde dolaşmakta. Sevgili dostlar bayağıdır Valorant test etmemi isteyen birkaç arkadaş vardı. Onları kırmak istemiyorum. Özellikle 6400'deki performansını 1080p yüksek detaylarda sizlere göstermek istiyorum. Şu anda başladık. Umarım takımı yüzüstü bırakmam. İyi yaptın zaten. Ha bir de bozuyorlar ya. Bir türlü oyun oynayamadım. Bozmayın boşver. Sus lan.
Herkes birbiriyle çatışıyor, bu ne ya? Oo, bomba attılar baba. Vallahi şu an 181 kareye kadar çıktık. Performans gayet iyi. Ben cansızım, cansız. Bize geldin lan, ay ben size. Çok biliyorsun sen. Ölmeseydin de sen ne yapardın o zaman? Bu nasıl bir muhabbet oğlum ya? Ya sorsana olur ya. Buradan bir şey yaptım mı canım? Hadi be, tekli atıyormuş. Abi, aslında biraz pratik yapsam güzel olacak ha. Oyunu beğendim. 2K'da da oynanabiliyormuş aslında. 6400 hiç fena sayılmaz böyle bir oyun için. Yüksek detaylarda her şey sonda. Filtrelemeyi de 16 yapalım. Yani bir şey yok. Hayatınızı mı anlatıyorsunuz oğlum? Oyununuzu oynayın. Oğlum bu ne ya? Sevgili dostlar, özellikle Far Cry'a girdim. 4 GB verimimiz olduğu için 1080p'de ucu ucuna bellek yetiyor diyebilirim. Hatta fazlalık var şu anda. 4100 işlemcimiz %30'unu kullanmakta. Aslında işlemcimiz hiç fena sayılmaz çünkü geriye epey bir yer de kalıyor. Fonda başka işler de yapabilirsiniz. 1080p düşük detaylarda 50 karenin üzerinde iyi bir deneyim yaşayabiliyoruz. İleride düşmanlar var. Neredeyse görüyordu baba. Biz bence eğilelim. Neyse baba, ikisini de aldık. Bir kişi daha olacaktı. Oha! Abi bu ne? Çok vahşisiniz ya. Yapmayın böyle şeyler. Vallahi ben aracı alıp kaçıyorum baba. Hiç uğraşamam. Ezerim seni ha. Hoho! Gençler. Kusura bakmayın gençler. Ben kaçar. Dostlar, Resident Evil'a girdik. 1080p orta detaylardayız. Tabii ki FSR aktif. O da kalitede şu anda. Her zamanki gibi yaratığın bol olduğu sahneye geri döndük. Nereden geldim baba? Ateşe yaklaştıkça 50 kareye kadar düştük. Yani genelde bu tarz grafik birimlerinde efektler çok fark ediyor. Maksimum 188, ortalama 113 kare alıyoruz. Tabii ki daha fazla yük bindiği için 50 dereceye kadar çıktı. Isındığını söyleyemem işlemcinin. Şu çok fena geldi ha. Vur hadi, tamam gel. Hadi ye beni. Yiyemedin, öldün. Dostlar, önce işlemci performansıyla başlamak isterim. Zen 2 mimarisiyle gelen bu işlemci aslında Ryzen 5 3500X'in hemen gerisinde. Eski nesil Ryzen 5 2600 ile kıyasladığımda tek çekirdekte kazanırken çoklu işlemde ne yazık ki gerisinde kalıyor.
Bu işlemci i5-10400F'i tek çekirdekte geçebilmiş. Aslında tam olarak oyun için ileride 3060 ve benzeri kart takabileceğiniz bir güce sahip. RX 6400'den bahsedecek olursam, 3DMark DirectX 12 testinde tahmin ettiğimden biraz daha iyi bir skor aldı. Bu da aslında 1080p çoğu güncel oyunu düşük, orta ve en çok oynanan rekabetçi oyunlarda da yüksek detaylarda akıcı bir şekilde deneyimlemenizin önünü açacaktır. Aynı zamanda sıcaklıklara baktığımda tabii ki işlemciye nazaran GPU daha fazla ısınmış. Bunda tek ufak fan olmasının etkisi yadsınamaz. Kasanın genel olarak soğutma performansı segmentinde iş görür desem de daha çok izolasyon ve sessizlik potansiyeli cezbedici duruyor dostlarım. Yüzey ölçümlerine geçelim. Anakart komponentlerinin çok ısınmadığını fark ettim. Stres testi ve ağır yük koşullarında takılma ve donma gibi bir problemle karşılaşmadım. Ekranda görebileceğiniz üzere boşta serin çalışan sistemin yük durumu da ortada. Bellek performansına geçtiğimizde düşük gecikmeye sahip olmasının avantajını görüyoruz. SSD'miz ise tabii ki standart düzeyde. USB transfer hızı ise 300-400 MB arasında değişmekte dostlarım. Tabii kullandığınız kaynağın bunda etkisi var. Aslında kalkıp da 1. nesil Ryzen'li GT730'lu ya da Apple sistemlere 7500 TL vermek yerine bu sistem hiç de fena durmuyor. Kristal çocuk döneminden kalma donanım parçalarına yatırım yapmaktansa bir tık daha yeni nesille ilerleme hiç fena olmayacaktır. İşin güzel yanı ekranda gördüğünüz bütün işlemcileri destekliyor. Şayet ben overclock yapacağım, sınırları zorlamak istiyorum diyorsanız benim size tavsiyem sepette özelleştirme yaparken B450 eklemeniz olacaktır. En azından M2 desteğini de kendinize katmış olacaksınız. Ekstra tavsiyelerim olursa da oklarla göstereceğim. En azından ufak çaplı programlarda işimi görsün, 2 senede oyun oynarım diyorsanız bakmanızda fayda var. Vallahi dürüstçe eksisi artısı her şeyi söyledim. Şimdi bazı dostlarımız ekstradan 500 TL bile çıkamıyor çünkü adamın bütçesi belli. Ya da ailesinden aldığı destek belirli sistemlere yetiyor. Bu noktada işini görebiliyorsa ve onu mutlu ediyorsa ben de sevinirim. Dostlar ben linki açıklamaya bıraktım. Tercih her zamanki gibi tamamıyla sizindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.